gel vatandaş gel. Allah pişman, Almanya pişman. Gel gel. Tozunu bana ver. Oğlum böyle. Gel. Gelin. Gelir misiniz? Tazecik ürünler. Tertemiz. Ya gel. Gelin. Bak öyle bağırarak müşteri çekilmez. Bak böyle bağıracaksın. Gel vatandaş gel. Allah pişman, Almanya pişman. Gel. Akşam oldu böyle oldu. Nasıl çeker misiniz şunu gözümün dibinden? Başımın dibinden. Ne biçim pazarcısınız ya? Kulağımın burada zarı patladı sizin sesinizden yahu. Sen ne yapıyorsun ya? Meyvelerin kiloları nasıl 7 liraya satarsın? Ben 15 yazmışken ki bana kimse gelmez. Benim fiyatım gayet uygun. Zaten sana kimse gelmez. Bu ne biçim tezgah böyle? Canım nesi varmış? İşte her şey var. Her şey bir arada. Ben şunu değiştireyim. 5 lira. Hadi bakalım. Kim daha çok satacak? Bok. Meyve 7 lira. Biraz pahalı. Gel, gel. Vatandaş gel. Allah almaya bir pişman. Gel, gel. Varmış. 5 lira. Tamam ben buradan alacağım. Hoş geldin ablacığım. Ne vereyim sana? Ben mısır istiyorum. Bir de birkaç sebze. Tamam hemen vereyim. Ben kendim seçeceğim. Yalnız ablacığım çok... Didiklemeyelim, çok dıdıklamayalım. Bak düzeni bozuyoruz, pazarı bozmayalım. Bozmayalım. Aa bu burada mıymış? Bu benim öğle yemeğim ya. Tavuk şinitsel. Nerede bu mısır? Aa buradan bir koku geliyor. Aa çürümüş biber. Çek şunu burnumun dibinden. Ablacığım bak çok gaganızı, çok çarpıyorsunuz bak. Bu meyve sağlam, bilir bu meyve de değil, bir şey sağlamdı bu geldiğinde. Gagana dedikliği bak çürüttün, koptu, şimdi çöp oldu ablacım ya. Şimdi ben bunu senden başka müşteriye nasıl satacağım ablacım? Ya lütfen tezgaha dağıtmaz mısın lütfen? Aa buraya bir çift tezgahda da aradım, hiçbir şey bulamıyorum. Sebze meyve hepsi karışık. Ablacım bende kalsın içinde bir düzen var. Lütfen lütfen dağıtmayalım tezgahımızı. Mısır mı istemiştin ablacım? Evet mısır isterdim. Dur veriyorum hemen, şurada bir yerdeydi. Ah buldum işte. Buyurun bakın taptaze süt mısır, süt maşallah maşallah. Taptaze. Bakın bayan tavuk, siz bir de diğer tarafına bakın. Gördünüz mü? Çürümüş. Size çürük mısır veriyordu bu manav. Sus sen benim işime ne karışıyorsun yine ya? Baksana kendi tezgahına. Ben zaten kendi tezgahıma bakıyorum. Tavuğa burada çürümüş şey satmaya çalışıyorsun, sebze satmaya çalışıyorsun. Ya tavuk problem ne? O dıdık yapa çürüttü bunu. Bu geldiğinde işte bir tavuk problemi değil. Senin tezgahında arada hiçbir şey bulamadı ki zaten tavuk. Bayan tavuk siz bana gelin, Benim şeyimle ne alakası var? Senin kendine o kadar şey yapmışsın. Aa benim her şeyim düzenli bir kere. Sebzelerim ayrı yerde, meyvelerim ayrı yerde, yeşilliklerim ayrı yerde. Her şeyim düzenli yani. Bir kere benim tartım bile var. Senin tartın yok. Hani sen nasıl veriyorsun? Kuş karar veriyorsun. Belki eksik tartısın. Nereden bileceğiz? 3 kilo isteğini ver, 1 kilo veriyorsun, 5 kilo veriyorsun. Nereden bileceğiz yani? Gayet hemen gidiyorum. Gelin siz, bayan tavuk siz bana gelin. Bakın ne istemiştiniz? Mısır mı istemiştiniz? Benim mısırım... İşte... Burada bakın. Tazecik, taptaze, herhangi bir çürüğü de falan yok. Ayrıca tezgahımdaki her şey çok düzenli. Bakın meyveler... Yeşillikler... Yine meyve kasası ve sebze kasalarım. Gel vatandaş Merhaba Zabıta Bey, merhaba. Bakın fiyatlarımız da gayet uygun. Bir şey ikram edeyim. Şöyle ki burada çok gürültü var, ben o yüzden geldim. Kim yapıyor gürültüyü? Evet gürültü var. O bağırıyor. Sizin ya, sesiniz çok çıkıyor. Demek ki sizin sesiniz de az önce duydum. Hayır ben bağırmıyorum ki. Yani çok yüksek sesle bağırmak yasak ya zaten pazarda. Sayın memurum bakın sizinle konuşurken ne kadar yüksek sesle konuşuyor kendisi ya. Dayanamıyorum ya. Lütfen sessiz olun yoksa ceza yazmak zorunda kalırım. Hayır memur bey ben bağırmıyorum lütfen çok rica ediyorum istirham ediyorum efendim. Bakın isterseniz karşılaştırın yani ben bağırmıyorum ki. Ben bağırmıyorum ben o bağırdı. Çekin şu kasaları şuradan. Alın açın yolu açın. Gel vatandaş gel. Amcanın ilacı var. Gel.
Ya çürük soğan değil. Parmağım girdi içine. O olgun soğan. Olgun o. Onun başında eken acısından ağlamış biliyor musun? Ya bu olgun soğan olmuş tamamıyla organik. Hatta bunun başında diken bak aldığım haldeki o çiftçi ağlamış başında. O kadar acı, o kadar göz yaşartıyor. Huy sağlık efendim. Allah bir şey almaya bir bari. 15 liraya. Bağırmaz mısın lütfen, burada kulaklarım delindi yahu. Ay ne biçim pazarcı, ne biçim bir tezgah arkadaşına denk geldim ben. Vallahi pılımı pırtımı toplayıp gideceğim şimdi yahu. Bütün tezgahı taraf tası taraf toplayıp gideceğim. Başka yere tezgah açacağım ya. Başka yere tezgah açacağım. Yani vallahi illallah dedim. İllallah dedim, satış yapamıyorum, para kazanamıyorum. Kulaklarım delici. Ne kadar güzel para verip alıyorum. Taptaze ürünler alıyorum. Parmak çok bir güzel yani. Bu kendi kendine. Her yeri güzel bir güzel. Koyuyorum ürünlerimi. Ay yani şu satış yapamadım şu yandaki manav yüzünden. Ne güzel ürünlerim, taptaze yani. Her şeyim düzenli, her şeyim tertemiz. Fiyatlarım da gayet uygun. Meyve 7 lira, sebze 10 lira. Meyvenin vitaminlisi burada. Hoş geldin ablacığım. Ay yan tarafınızdaki tezgahtaki bayan ne kadar tuhaf biri. Kendi kendine konuşuyor. Nesi sorma, var? Sorma, bütün müşteriler ondan şikayetçi. Bağırıyormuş hepsine. Gidin gidin diyormuş. Sebzelerle meyvelerle konuştuğu yetmiyormuş. Ben mi bağırıyormuşum? Ben mi bağırıyormuşum? Ben. Demin sabahtan beri kulağımın dibinde vaa diye bağıran sensin. Ben mi bağırıyorum ya? Ben mi bağırıyorum Allah aşkına? Ben bağırıyor muyum şu an? Ben bağırıyorum öyle mi? Ben bağırıyorum bak, şu bak, an. Bak, senin bak. Yüzünden ben bağırıyorum. Bağırıyorsanız senin yüzünden bağırıyorum. Seni uyarmıştım. İşte bağırıyorsun. Ay bağırmıyorum. Memur Bey az önce kendisini uyarıyordum. Lütfen arkadaşım yapma, zabıta bey uyardı diye efendim. Teşekkür ederiz. Sizin gibi duyarlı pazarcılara ihtiyacımız var bu muhitte. Evet, size bakın üçüncü baba. De ceza yazmak zorunda kalacağım. Tamam. Tamam zabıta bey. Evet, tamam. Alın şu kasaları, hala almadınız mı buradan? Açın yolu. Pazar arabası geçecek. Bakın hiç benim tezgahımı görmüyorsunuz. Ne kadar düzenli. Yolun ortasına tezgahta şeyde koymadım, kasada koymadım. Müşterileri de engellemiyorum. Neden ben satış yapamıyorum? Hiç... Gel vatandaş gel. Domatesin tazesi burada. Gel. Allah pişman, bana pişman gel. Ceza yazacağım sana. Demek sabahtan beri bağıran sendin. Şey, memur bey ben ama şey hanımefendi unuttu. Gel dedim. Paranızın üstü burada demek istemişti. Sabahtan beri bağırıyorsun. Sesin geliyor. Yalan söylüyor sayın zabıta. Gördünüz değil mi nasıl bağırıyordu? Gördüm. Zaten gerekli cezayı uygulayacağız şimdi. Evet. Evet, belgelerinizi alayım. Belgelerimizi bir arabaya kadar eşlik ederseniz biz yolda tam işte yani. Belgeleri de yok anlaşılan. Evet. Yakalayın. Alın götürün belgeleri de yok demek ki. Yer parasını da vermiyordu zaten o zabıta bey. Yer kirasını da ödemiyordu. Ha, umarım duymuştur. Ay oh be, sonunda gitti. Artık ben de rahat rahat satışım yapabilirim. Evet, yok mu müşteri? Gelsin müşteri. Gelin. Ay bağırsam bir şey var mı acaba ya? Nasıl yapıyordu? Gel! Gel vatandaş gel! Bu vatan geminin malları bunlar. Taptaze ürünler. Gel buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Ucuz mu vatan geminin malları dediğinize göre ucuz olmalı. Evet ucuz. Buyurun meyveler 7 lira. Aa tamam. 2 kilo kiraz, 1 kilo çilek, hı-hı, cennet hurması, mantar, portakal 3 kilo. Oo süper, tamam. Tamam hemen hazırlıyorum. Tamam. İçecekler. Tamam. Hem senin poşetleyeceğim şimdi. Teşekkür ederim. Evet.